Vergisait programından herkese merhabalar. Son programımızda 7417 sayılı kanunla yapılan değişikliklerden yeni varlık barışı hakkında açıklamaları konu almıştık. Bu programımızda ise aynı kanunla yapılan diğer değişiklikleri sohbetimize konu edeceğiz. Konuğum yeminli mali müşavir Ercan Akbay olacak. Öncelikle kendisine merhaba demek istiyorum. Merhabalar Gözde Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun, iyiyim. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Şimdi Ercan Bey, yeni varlık barışına getirilen bu 7417 sayılı kanunda başka hangi kanunlarda düzenlemeler yer alıyor? Ayrıca geçen programımızda konuştuğumuz varlık barışı hakkında eklemek istedikleriniz varsa onları da ilave edebilirsiniz. Tabii ki. Dediğiniz gibi 7417 sayılı kanun aslında oldukça geniş kapsamlı bir kanundu. Bir sürü kanunda değişiklik yapıyordu. Hı hı. Tabii bunun içerisinde diğer kanunlar da var ama biz bunlardan vergiyle ilgili olanlara sadece sohbetimize konu edelim demiştik. 66 maddelik bir kanun, bir sürü ilgilendirdiği, değişiklik yaptığı kanunlar var. Ama temel olarak vergiyle ilgili düzenleme yapılan kanunlar 6183 sayılı amme alacakların tahsil usulü hakkında kanun var. Vergi usul kanununda bir değişiklik yapıyor. Özel tüketim vergisi kanununda değişiklik yapıyor. Kurumlar vergisi kanununda bir değişiklik yapıyor. Bir de Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapıyor. Yani bizimle ilgili, vergiyle ilgili de değişiklikler bu kanunlarda yer alıyor. Evet. Peki bu saydığınız kanunlarla yapılan değişiklikleri izleyicilerimize sırasıyla açıklar mısınız? Şimdi önce amme alacakları kanunundan başlayalım. Kanunda ne değişti? Şimdi 6183 sayılı kanun amme alacakların tahsil usulü hakkında kanun, bunun tam adı. Bu kanunda teminat olarak kabul edilen ve bankalardan verilen süresiz teminat mektuplarının ayrıca şartsız olması koşulu getirilmiş. Yani teminat olarak kamuya verilen banka teminat mektuplarının ayrıca hem süresiz hem de şartsız olması getirilmiş. Bundan sonra kamuya verilen bütün şeyler, teminat mektupları hem süre sınırı hem de herhangi bir şarta bağlı olmaksızın verilecek. Ayrıca biraz daha mükellefleri rahatlatmak, yapabilmek için teminat mektubu temininde sıkıntı çekenlere alternatif olarak bir de sigorta şirketlerinin verdiği süresiz ve şartsız, yine süresiz ve şartsız olma koşulu onlarda da var. Evet. Onların da verdiği kefalet senetlerine de yine teminat mektubu olarak kamunun kabul edeceğine ilişkin bir düzenleme yapılmış. Bu yeni getirilen bir şey. Yani sigorta şirketlerinin kefalet senetlerinin de artık teminat olarak kabul edilmesi yine getirilen bir uygulama oldu. Ayrıca bir de bu kanunda bir değişiklikle menkul malların satışı sırasında alacaklı amme idaresine biraz daha geniş yetki verilmiş. İşte malın türü, değeri, satış şekli gibi bunlara farklı kriterlere göre teminat almadan bunların satışa sunulmasına belirlemeye yetki vermiş. Hı hı. İşte para yerine bu teminat mektuplarının, kefalet senetlerinin alınmasına yine karar vermeye yetkili kılınmış. Ve böylece biraz daha menkul malların, kamunun elinde bulunan menkul malların satışını kolaylaştıracak, hızlandıracak düzenlemeler yapılmış. Ve bu düzenlemeler de 5 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Evet. Peki vergi usul kanununda yapılan değişiklikler nelerdir? Konuştuğumuz sıradan gidiyoruz. Vergi usul kanununda bir şey var. Gerçek faydalanıcı bildirimi diye bir şey vardı. Buna ilişkin yetki düzenlemesi yapılmış ve buna uyulmazsa da hangi cezalar uygulanacağına ilişkin bir düzenleme yapılmış. Şimdi gerçek kişi kanunda yer aldığı şekliyle bir tüzel kişiliğin %25'ini aşan bir hissesine sahip olan gerçek kişi. Yani öncelikle zaten gerçek faydalanıcının kastettiği şey gerçek kişidir. Yani bir tüzel kişiyi ortak başka bir tüzel kişiyi bilmek değil, en son arkasında bulunan gerçek kişinin kim olduğunu bilmek. Onu tespit etmek amacıyla getirilen bir düzenleme. Evet. Burada da %25'ini aşan bir hissedar varsa gerçek kişi
olarak onun kimliğinin ya da %25'ine hissesine sahip olan gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olup olmadığından şüphelenilmesi halinde diyor. Yani bu da işte göstermelik olarak başka birisi ön planda duruyor ama bu şirketin asıl hissedarı, asıl sahibi bir başkası kişi olabilir gibi bir şüphe varsa, o zaman ya da %25'lik hisse hiçbir gerçek kişide yoksa, hisseler daha düşük oranlardaysa, o zaman sonuçta tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler kimlerse onlar gerçek faydalanıcı olarak kabul ediliyor. İşte bütün bunlara rağmen de bir gerçek faydalanıcı tespit edilemezse, o zaman işte en üst düzeyde icra yetkisi kime ait? Bu kişiyi ifade eder diyor kanundaki düzenleme. Gerçek faydalanıcı odur diyor. Şimdi bunların vergi su kanunda bir değişiklikle bunun bildirilme zorunluluğu getirilmişti. Şimdi bu yeni yasada yapılan düzenlemeyle bu bildirim zorunluluğuna uymayanlara işte vergi su kanunun 352-355. maddesinin 1. numaralı bendinde yer alan özel hüsus cezası 3 kat olarak uygulanır diye cezası da artırılmış, cezası belirlenmiş. Yani bu aslında özel hüsus cezası zaten vardı, onun cezasını biraz daha yükselten bir şey, 3 kat özel hüsus cezası. Tabii özel hüsus cezaları zaten belki kanunlarımızdaki büyük cezalar. Hani usulsüzlük cezalarına göre bu özel usulsüzlük cezaları çok daha büyük rakam olarak, ama bunu da daha çok artırarak işte 3 katına çıkartılmış ve işte bu da 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş. Yine özel usulsüzlük cezasında başka değişiklikler de yapılmış. İşte fatura ve benzeri evrakların verilmemesi, alınmaması ya da diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması. Bu durumlarda yine kesilen bir özel hüsus cezası vardı. Bunun asgari ve azami tutarları da artırılmış. Yine elektronik ortamda ticari faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişi, hizmet sağlayıcılar ya da işte başkalarına ait ticari faaliyetlerinin yapılmasını elektronik ortam sağlayan yine gerçek veya tüzel kişiler. Bunlara da bu ticari faaliyetlere ilişkin bildirimleri yapma yükümlülüklerini yerine getirmezse yine mükerrer 355 gereğince kesilmesi öngörülen özel hüsus cezaları artırılmış. Şöyle artırılmış derken somut rakamlarla söyleyeyim. İşte fatura gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, buradaki rakamların gerçek tutardan farklı gösterilmesi, işte elektronik olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi gibi hallerde uygulanan ceza, özel hüsus cezası 500 lirayken bu 1000 liraya çıkartılmış. Bir tatmin yılı içerisinde toplam olarak her bir belge için kesilecek toplam ceza 250 bin liradan 500 bin liraya çıkartılmış. İşte yine elektronik belge düzenlemesi gerekenler de dahil, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, yolcu taşıma bileti, giriş bileti, sevk irsadiyesi gibi belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, işte araçta bulundurmaması gibi hallerde kesilen ceza yine 500 liradan 1000 liraya çıkartılmış. Bunlarda da işte her bir tespit için kesilecek belge türüne göre toplam ceza 25 bin liradan 50 bin liraya. İki katına yani, evet. Her bir belge devine ilişkin bir yıl içerisinde kesilecek toplam ceza da 250 bin liradan 500 bin liraya artırılmış. Yani her şey ikiye katlanmış. %100 artırılmış özel hüsus cezaları. Bu ciddi bir artış. Dediğim gibi rakamlar zaten düşük değildi ama devlet burada biraz daha şey yapmış, nasıl diyeyim, daha caydırıcı olması adına cezaları %100 oranında özel hüsus cezalarını artırmışlar. Evet. Peki bu özel tüketim vergisi kanununda neler değişti Ercan Bey? Özel tüketim vergisi kanununda bu elektrik motorlu araçlar için bir düzenleme yapıldı. Hatta buna işte TOG ayarlaması diyenler de oldu. Çünkü burada şimdi motor gücü ve şeye göre bir vergileme var. ÖTV matrahı.
Yani hem değeri hem gücüne esas alan bir vergileme var. Ve o aşağıdaki çok düşük olan rakam motor gücünü 160 kW'a çıkartıldı. Yani motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin lirayı aşmayanlar için ÖTV oranı %10 olarak belirlendi. Evet. Eğer 160 kW'ı geçiyorsa da o zaman ÖTV oranı %40 olacak dendi. Yine motor gücü 160 kW'ı aşan ama ÖTV matrağı 750 bin lirayı aşmayanlar için de vergi ÖTV oranı %50, bunu da aşıyorsa %60 olarak yeniden belirlendi. Hatta işte o yüzden de işte yeni çıkacak TOGG'un motor gücünün 160 kW olacağı, bunun da işte ÖTV matrağı 700 bin lira civarında olacak. Hani bunun üzerine artı KDV artı işte %10 ÖTV'yi koyarsanız muhtemel TOGG'un satış fiyatı da bu olacak gibi yorumlar da oldu. Ama tabii ki bunlar yapıldığı zamanki rakamlar biraz daha farklıydı. Biliyorsunuz son günlerde fiyatlarda hızlı bir yukarı tırmanış var. Evet. Bilmiyorum bu hala TOGG'un fiyatını karşılar mı, vergisini karşılar mı, ama işte yerli elektrikli araç için yapılmış bir düzenleme diye yorumlandı vergiciler arasında. Bu yine 5 Temmuz tarihinde bu yeni oranlar yürürlüğe girmiş oldu. Tabii ki bu dediğim sınırlamalarda kapsam içerisinde kalan ithal elektrikli araçlar da var. Ve bu bir önceki haline göre de oldukça elektrikli araçları teşvik eden, onların ÖTV'sini düşüren bir değişiklik oldu. Evet. Peki kurumlar vergisi kanununda neler değişti? Şimdi kurumlar vergisi kanununda öncelikle bir nakdi sermaye artışına sağlanan bir teşvik vardı. Şimdi 2015 tarihinden geçerli olmak üzere bir değişiklik yapıldı ve sermaye şirketleri, sadece sermaye şirketleri bundan yararlanıyordu, ama sermaye artırımlarını nakdi olarak yaparlarsa ya da yeni kurulan sermaye şirketleri nakdi olarak koydukları sermayenin nakit olarak koydukları kısımları için bir indirim hakkı kazanıyorlardı. İşte bu indirimde işte Merkez Bankası'nın açıkladığı, işte en son açıkladığı bankaların TL cinsinden ticari kredilere uyguladıkları ortalama ticari kredi faiz oranının yarısı kurum vergisi beyannamesinde indirim olarak yararlanılabiliyordu. Yani 1 milyon lira nakdi sermaye artışı yapan bir şirket, işte atıyorum o dönemdeki ortalama ticari kredi faiz oranı %20 desek, koyduğu 1 milyon liranın %10'u kadar, %20 faiz oranı demiştik, onun yarısı olduğu için %10'u kadarlık bir kısmını beyanname üzerinden indirim hakkı kazanıyordu ve bu indirime ilişkin de herhangi bir sınırlama getirilmemişti. Yani bu sermaye bir kere konduktan sonra şirket faaliyette bulunduğu sürece sürekli olarak bu indirimden yararlanma hakkı vardı. Bu işte yasa çıkartılırken unutuldu da mı böyle yapıldı, ya da bu teşviğin sınırsız şekilde devam etmesi kabul görmedi mi diyelim. Sonuçta bundan vazgeçildi ve artık buna bir süre sınırı getirildi bu yasayla. Evet. Nakdi sermaye yatırımı dolayısıyla yapılan indirimden süresiz yararlanma hakkı ilk kuruluş aşaması ya da işte sermaye artırımına ilişkin kararın tescil edildiği tarih ve bunu izleyen 4 hesap dönemi diye sınırlandırıldı. Yani toplam 5 yıllık bir indirim. Hatta tam 5 yıllık bile olmuyor. Çünkü 5 yıllık olabilmesi için bu teşvikin hesap döneminin başından, hani 1 Ocak'tan, yani eğer takvim yılı kullanıyorsa hesap dönemi olarak 1 Ocak'tan itibaren bu sermaye artışının, nakdi sermaye artışının yapılmış olması gerekiyor. Yani bunu 6. ayda yaparsanız o yıl için 6 aylık kısmından faydalanmış oluyorsunuz ve toplamda da o zaman 4,5 hesap dönemi bu teşvikten yararlanmış oluyorsunuz. Artık bu yapılan nakdi sermaye artışına sağlanan indirim 5 yılda sınırlandırılmış oldu. Daha önceden sermaye artırımı yapmış olup, nakdi sermaye artırımı yapmış olup ya da yeni kurulurken nakit sermaye koymuş olup da bu hakkı kazananların durumu ne olacak? Onlar da
bu yıldan itibaren, yani yasanın yürürlüğe girdiği 5 Temmuz tarihinden itibaren başlamak üzere 5 yıl daha yararlanacaklar. Yani geçmişte yararlandıkları kısım onların yanında şey yapmış olacak, yani kar kalmış olacak. Ama bundan sonra 5 Temmuz, yani yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren de 5 yılla ilgili olarak bu teşvikten yararlanacaklar. 5 yılın sonunda bu indirim hakkı bitecek. Evet. Peki tabii, yani bu bir de kurum vergisi kanununda bir değişiklik daha vardı. Tabii. Finansal bir, orada da bir teknik bir şey vardı, bir kusur vardı diyelim. Daha önce bir şey yapılmıştı. Bu özel finans kuruluşları için, işte bankalar, faktöring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, elektronik ödeme kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri gibi bu finans kuruluşlarına yüksek oranda vergi alınabilmesi için 2023 yılından itibaren bunlara ilişkin kurumlar vergisi oranı %20'den kanundaki %20'lik oran %25'e çıkartılmış. Ama bu yasal değişiklik yaparken 2023 yılında uygulanacak oran diye bu %25 kanuna yazılmış ama ifade böyle kullanıldığı için de 2023'ten sonra ne olacağı belirsiz hale gelmişler. Yani 2023'ten sonra bu şirketler, bu kuruluşlar vergi mi vermeyecek ya da bunlar hangi oranda vergi verecek belirsizler gibi bir duruma düşürdü. Yani sonra kanundaki o şey ifade düzeltildi. 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarının uygulanmak üzere yayın tarihinde yürürlüğe girer şeklindeki ifade 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerine ait kazançların uygulanmak üzere diye değiştirildi ve sorun çözülmüş oldu. Bu kanunun arasında bir de bu şey vardı, böyle bir hatanın düzeltilmesi diye bir şey yer alıyordu. Aslında burada yapılan bir değişiklik yok ama sadece kanun değişikliği sırasında atlanmış bir şeyi düzeltmek amaçlı bir şeydi, değişiklikti. Şimdi programımızdayken bu programda Türk Ticaret Kanunu'nu da demiştiniz Ercan Bey. Herhalde vergiyle ilgili bir değişiklik olduğu için bu kapsamda söylediniz. Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikler nedir peki? Evet, şimdi dediğiniz gibi aslında tabii vergi kanunu değil bu, bir ticaret kanunu. Ama burada öyle bir değişiklik yapıldı ki doğrudan vergi kanunlarıyla çok yakından ilgisi olduğu için onu da burada söylemek lazım. Evet. Ticaret kanununun işte belgelerin saklanması ve saklama süresi başlıklı bir maddesi var. O maddede işte onun 7 numaralı maddesinde şöyle bir ifade yer alıyor. Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde ziyağa uğrarsa tacir ziyağı öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde ticaret işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir. Bu ifade ne diyor? Yani eğer bir tacirin herhangi bir doğal afet nedeniyle defter belgeleri, sadece doğal afeti de işte yangın, su baskını, işte hırsızlık gibi olaylar nedeniyle defter belgeler, saklanması gereken defter belgeler bunun elinden çıkarsa 15 gün içerisinde yetkili mahkemeye dava açıp bir karar alması, mahkeme kararı alması gerekir diyordu. Bu 15 günlük süre aslında sayılan bir olayların çoğu için aslında kısa bir süre. Yani su baskınından sonra işte her yerin şey yapılması, kayıpların tespit edilmesi, şey yapılması, işte su basmış yerlere ulaşılması, oradaki çıkan zararların tespit edilmesi ve bunun yanında daha bir sürü işlerin de yapılması gerektiği için aslında bu süreler biraz zorluyordu insanları. Ve bunu kanundaki yapılan değişiklikle şöyle bir şey yapılmış, Ticaret Kanunu'nun belgelerin saklanması, saklama süresi başlıklı 82. maddesinin 7. fırkasının 1. cümlesinde yer alan 15 ibaresi 30 şeklinde değiştirilmiştir diyor. Yani böylece artık defter belgeleri zayi olan mükellefler dava açmak için 30 günlük bir süreleri var. Artık böyle bir hırsızlık, yangın ya da işte su baskını falan gibi gerekçelerle defter belgeleri zayi olan mükellefler
30 gün içerisinde yetkili mahkemeye başvurup bu durumu tespit ettirmeleri gerekiyor. Zaten gerekiyordu ama dava açma süresi için 15 gün değil artık 30 günlük bir süreleri var. Bu dediğim gibi bu tür felakete uğrayan mükellefler için oldukça anlamlı bir değişiklik olmuş. Yine 5 Temmuz tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiş. Evet. Bir şey demiştiniz, şu varlık barışı ile ilgili söylemek, eklemek istediğimiz bir şey var diye. Yani önceki programımızda aslında genişçe bir şekilde bahsettik. Ve dediğim gibi ben bir kere daha, süresi daha çok, önümüzdeki yılın 3. ayının sonuna kadar başvurma süremiz var. Evet. Ama şöyle söyleyeyim, hani yurt içerisinden başvuracak olanlar için bu bildirimlerin, varlık bildirimlerinin vergi incelemesinde işinize yarıyor olabilmesi için vergi incelemesinin ya da takdire sevk işleminin başlamamış olması gerekiyor. Yani yarın sizi işte vergi incelemesi, hakkınızda vergi incelemesi başlatıldı diye aradıkları zaman varlık barışından yararlansanız da bu o inceleme için herhangi bir anlam ifade etmeyecek. Yani işinize yaramayacak. O yüzden de bu tür şeyden yararlanmak isteyen mükellefler için süreyi çok sonuna kadar beklemeden yapacakları bildirimler varsa, beyanlar varsa bunu geç kalmadan yapmalarını öneririm. Burada bir şey vardı, yasada çok açık olmayan, daha doğrusu bir boşluk vardı. Çünkü vergi mükellefi olmayan kişilere de varlık barışı kapsamında varlık beyan etmeye izin veriyordu kanun. Ama şimdi diğer mükellefler için, mükellef olan kişiler için yaptıkları bu bildirimlerin veya beyanların içerdiği kıymetleri yasal defterlerine kaydetmelerini istiyordu. Yani böylece olayın kayda alınması sağlanmış oluyordu. Ama vergi mükellefi olmayan gerçek kişiler böyle bir bildirimde bulunduğu zaman, beyanda bulunduğu zaman bunu kaydedecek herhangi bir defteri de, yasal defteri de olmadığına göre bu durum nasıl kaydolacak? Yani ortada hiç olmayan bir varlık bile bildirime konu edilebilir durumda idi. Sonra yayınlanan bir tebliğ ile kanunda olmayan bir şart getirildi. Onlar için de işte bir banka, yani bir aracı kuruma bu şeyin, hesabın yatırılması, yani beyan edilen tutarın buraya yatırılma şartı getirildi. Böylece artık gerçek kişiler de varlık barışından yararlanırken bunu beyan tarihi itibariyle götürüp bir bankaya yatırdıkları zaman da kendileri açısından bu varlığın var olduğunu ispatlama şeyini, hakkına kavuşmuş olacaklar böylece. Bununla ilgili tekrar aynı şeyleri söylememize gerek yok. Bakanlığın, Gelir Dersi Başkanlığı'nın internet sitesinde hem bununla ilgili bir kılavuz hazırlanmış, yani uygulamaya yönelik bir kılavuz hazırlanmış, hem de en çok gelir dersine intikal eden sorulardan yola çıkılarak bir soru cevap, en sık sorulan sorular şeklinde bir broşür daha hazırlanmış. Yani orada tercih edilen şeyler için o kaynaklara da bakılıp şey yapılabilir. Ama dediğim gibi ben mükelleflerin hala bundan faydalanmasını tavsiye ediyorum. Yani rehberi ve işte bu bahsettiğimiz soru cevap broşürüne de bakabilirler. Ama sonuçta gecikerek, yani niyetleri varsa böyle bir şeyden, bu yasadan yararlanmak için bir düşünceleri varsa bunu erken yapmaları kendi lehlerine olur. Söylediğim gibi bu şartın, bu bildirimin vergi incelemesinde işinize yarayabilmesi için hakkınızda bir vergi incelemesinin başlamamış olması ya da takdire sevk edilmemiş olmanız gerekir. Bu aşamadan sonra, bunlar olduktan sonra yaparsanız o inceleme için ya da o takdir işlemi için beyan ettiğiniz tutarların sizin açınızdan herhangi bir anlamı olmamış olur. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Yine izleyicilerimizi gerçekten çok güzel konularda bilgilendirdik. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir diğer programda görüşürüz.
Evet efendim, bugün 7417 sayılı kanun hakkındaki değişikliklerden konuştuk. Konuğumuz yeminli mali müşavir Ercan Akbay'dı. Bir diğer programda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.